Hepinize merhaba arkadaşlar. Aralık ayı müfredatıyla karşınızdayız. Bugün yanımızda Emirhan var. Emirhan sizlerin de yakından tanıdığı bir kişi olabilir. Çünkü YouTube'da hem canlı yayınlarımızda hem videolarımızda bizim uzun süredir takipçilerimizden bir tanesi. Emirhan nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Biraz kendinden bahsetsene. Seni tanımayan arkadaşlar varsa tanısınlar. Tabii. Ben Emirhan. Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. 10. sınıf öğrencisi, sene sonunda alan seçeceksin. Evet. Hangi alanı seçeceksin? Ben sayısal bölümü seçeceğim. Çünkü en iyi olduğum alanlar fizik ve matematik. Süper. O zaman biz bir 5 ve 6. sınıf konularına bir bakalım. Sonra tekrar konuşmaya devam edelim seninle, olur mu? 5. ve 6. sınıf müfredatını görelim. Ufak bir hatırlatma. Bu müfredat okullara göre bazı küçük değişiklikler gösterebilir. 5. sınıfta Türkçe'de tablo, grafik, görsel yorumlama, fen bilgisinde kuvvetin ölçülmesi, sosyal bilgilerde ise insanlar, yerler ve çevreler ünitesi var. Önemli bir not, matematikte ondalık gösterim öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri. Bu konuyu iyi kavrayabilmemiz için kesirlerle işlemler konusunu iyi bir şekilde öğrenmemiz gerek. 6. sınıfa baktığımızda Türkçe'de isimler, tamlamalar ve sıfatlar, matematikte kesirlerle işlemler, fen bilgisinde kuvvet ve hareket, din kültüründe ise namaz ünitesi var. Ayrıca sosyal bilgilerde yeryüzünde yaşam ünitesiyle Türkiye'nin coğrafik özelliklerini harita üzerinde inceleyeceğiz. Evet, 5 ve 6. sınıf konularını gördük. Emirhan, Kasım ayı nasıl geçti? Kasım ayı benim için çok yorucu geçti. Eksik olduğum derslerimi tamamladım. Hı hı. Ara tatilde de yine hem projelerimi yaptım, hı hı, hem derslerime çalıştım, tekrarlarımı yaptım. Hangi konularda daha fazla tekrar yaptın? Hangi derslerde? Coğrafya ve edebiyat konularında, hı hı, hani o derslerde ben tekrarlarımı yaptım. Hani en çok onlarda zorlandığım için. Hı hı. Peki o zaman bir de 7. ve 8. sınıf konularını görelim. Sonra seninle LGS konuşacağız. 7. sınıflar Türkçe'de 3 farklı ünite işlerken, sosyal bilgilerde Türk tarihinde yolculuk ünitesiyle Aralık ayına başlayacak. Bir hatırlatma yapalım. LGS'de problemleri en iyi şekilde çözebilmemiz için denklemler konusunu iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. LGS'ye girecek 8. sınıf arkadaşlarımız bu ay Türkçe'de 4 farklı ünite işleyecek. Fen bilgisinde madde ve endüstri, İngilizce'de ise on the phone var. Bu kısım önemli. 2019 LGS matematikte olasılık ve cebirsel ifadelerden tam ikişer soru gelmişti. Evet, 7. ve 8. sınıf konuları da böyleydi. Emirhan, LGS'yi hatırlarsın. Unutamazsın herhalde. Evet, unutamam. İlk LGS'ye girenlerden biri benim. İlk LGS, yeni sistemde ilk sen girmiştin. Evet. Peki nasıl hazırlanmıştın, hatırlıyor musun? Şimdi sınav sistemi değiştiği için nasıl bir soru geleceğini bilmiyorduk. Hı hı. Hani hemen hemen bütün kaynaklarda TEOG sistemine göreydi. Yeni kaynaklar çıktığında hemen almaya başladık, çözmeye başladık. Hı hı. Hani hiç ara vermeden, ara vermeden derken kendimize işte... Arada bir Instagram, YouTube'a evet, giriyorduk ama diyorsun. Ara vermeden derken. Ara vermeden şöyle. Sıkça çalışıyorduk. Hani, hı hı, pek fazla mola vermiyorduk. Hani çünkü üzerimizde yeni bir stres vardı. Hı hı. Hani nasıl geleceğini bilmiyorduk sınav sisteminin. Tekrarlarımızı yapıyorduk, öğretmenlerimizi dinliyorduk. Eve geldiğimizde bolca soru ve deneme çözüyorduk. Peki Emirhan, LGS sonucunu soralım. Küçük bir talihsizlik yaşadın galiba. Evet, küçük bir talihsizlik yaşadım. Kaydırma sonucunda 263 aldım. Peki kaydırma yapmasaydın sence kaç gelirdi? Ortalama 415-423 puanlar arasında. Aslında küçük değil, biraz büyük bir talihsizlik olmuş ama olsun. Şu an okuduğun liseden memnun musun? Evet, gayet memnunum. Sarıyer'in en iyi liselerinden bir tanesi. Süper. Önemli olan bu. Yani bundan sonraki sürece bakıyorsun. Geçmişi çok fazla, evet, kafaya takmıyorsun. Peki şu anda LGS'ye hazırlanan arkadaşlarına şunu asla yapmasınlar, bundan uzak dursunlar desen ne söylersin? Günümüz çağın en büyük sorunlarından biri cep telefonu. Bu yüzden hani sınava çalışırken kesinlikle hani önce derslerinizi halledin, daha sonra sosyal medyada hani gezinmek istiyorsanız istediğiniz kadar gezinin. Ama mutlaka önce derslerinize çalışın, daha sonra sosyal medyaya vakit ayırın. Bu bahsettiği daha çok tabii Instagram, YouTube dolaşma, evet, şekli, evet, ders dolaşma çalışma şekli kısmı değil de biraz daha takılma, evet, kısmından bahsediyorsun. Peki şunu yapsınlar desen ne söylersin? Kesinlikle okuldan sonra mutlaka derslerin tekrarı yapılsın. Ve bolca deneme çözüp, özellikle optikli deneme çözmeye özen göster. Süper. O zaman bir de lise müfredatını görelim, onu seninle konuşalım. Tabii. Namı diğer 2005 tayfa Türk dili ve edebiyatına romanla, matematiğe ise denklem ve eşitsizliklerle başlıyor. Kimyada 3 farklı ünite işlenirken, biyolojide canlıların temel bileşenleri konusu bu ay itibariyle sona erecek.
fizikte ise hareket ve kuvvet, grafik okuma ve formülleri doğru kullanabilme açısından ön plana çıkan konulardan biri. 10. sınıf matematik dersinde polinomlar, fizikte basınç ve kaldırma kuvveti, biyolojide kalıtım, tarihte ise Beylikten Devlete Osmanlı siyaseti var. İki önemli bilgi. Kimyada ikinci yazılı sorularının büyük bir kısmı kimyasal hesaplamalar ünitesinden gelecek. Matematikte ise polinomlar ve ikinci dereceden denklemler AYT'de sıkça karşımıza çıkacak ünitelerden biri. 11. sınıfa baktığımızda matematikte fonksiyonlarla uygulamalar, fizikte kuvvet ve hareket, tarihte uluslararası ilişkilerde denge stratejisi ve coğrafyada doğal sistemler Aralık ayının konularını oluşturuyor. Evet, lise müfredatını da gördük. 9. sınıf nasıldı Emirhan? 9. sınıf benim için yorucu geçmişti. Çünkü yeni bir ortama atılıyoruz. Hani arkadaş bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Öğretmenlerimiz nasıl olacak? Hani bu tür streslere girebiliyorduk. Bir de yeni bir liseye başlıyoruz. Okulu bilmiyoruz. Ama alıştıktan sonra herhalde yavaş yavaş rayına oturdu. Mesela 9. sınıf çok zor diyorlar. Sence çok zor mu? Aslında konular çok kolay ama ilk hani liseye başladığımız için stresle beraber bunlar bize zor geliyor, ağır geliyor. Ama daha sonradan işte 10-11'e geçtikten sonra bunlar artık hani alıştığımız konular oluyor. Hı-hı. Hani zorlanmadan devam ediyoruz. Peki şu an 10. sınıfta böyle zorlandığın ders, zorlandığın konular var mı? Kesinlikle coğrafya ve edebiyat derslerinde zorlanıyorum. Bunlar için ne yapabilirsin sence? Nasıl bir düşüncen var? Nasıl toparlarsın bunları? Hani kesinlikle tekrarlarımı yapıyorum. Küçük küçük notlar alıyorum. Çünkü bunlar sözel dersler olduğu için hani çok kolay kafadan çıkıp gidebiliyor. Yani bu şekilde küçük notlara, küçük kağıtlara notlarımı aldıktan sonra önüme koyuyorum. Bu şekilde görüyorum. Gayet güzel. Son olarak hedefin ne? Yani üniversite için, gelecek için ne düşünüyorsun? Ben uzaya merakım var. Astrofizik alanında da zaten birçok şey okuyorum, paylaşıyorum arkadaşlarımla da. Üniversite olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği istiyorum. O zaman inşallah olur diyelim. İnşallah her şey istediğin gibi olur Emirhan. Seni tekrar konuk ederiz inşallah. İnşallah. Aralık ayı müfredatı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki ay tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.